Ben bugün size özellikle romantik ilişkilerin, ikili ilişkilerin kara kutusu, biraz belleğin gücünden bahsedeceğim. Ben bir soruyla başlamak istiyorum. Acaba aşağıdaki dört sorudan, dört sorundan daha doğrusu hangisi daha fazla ölümcüldür? Hava kirliliği, obezite, aşırı alkol ve yalnızlık. Sanırım çok azımız yalnızlık diyecektir. Seni sevmek, kaderim, ait olmak ve bağlanmak ihtiyacıyla doğuyoruz. Bizim yazgımızda bu var. Bağlanmak ve ötekiyle ilişki kurmak. Eğer ikili ilişkiler bu kadar önemliyse, romantik ilişkiler bu kadar önemliyse, bizim yazgımızda iseler ki bu ilişkiler içerisinde eş ilişkileri çok daha hassas ve kırılgan ilişkilerdir. Bunları etkileyen faktörler de bir o kadar önemlidir. Peki bu ilişkilerle ilgili bir sorun olduğunda, ilişki strese girdiğinde ya da ilişki kazaları olduğunda bu ilişkinin kara kutusunda ne var birlikte bakalım. Aşık olduğumuzda ya da bir ilişki içerisindeyken bu ilişki deneyimi beynimizdeki kara kutu bilgisini açıyor. Kara kutu dosyasını açıyor. Eğer bu kara kutudaki bilgi olumsuzsa, ki her zaman romantik ilişkiler sağlık getirmez, refah getirmeyebilir, aynı zamanda tehdit kaynağıdırlar. En önemli tehdit de sevilmeme, terk edilme tehdididir. Dolayısıyla bu dosyadaki bilgiler olumsuzsa bizim bugünkü ilişkimizi etkiliyorlar. Nasıl etkiliyorlar? Örneğin sürekli olumsuz ilişkilerde, olmayacak ilişkilerde buluveriyoruz kendimizi. Neden benim başıma sürekli bu geliyor? Hep böyle midirler içerisinde buluyoruz. Ya da olumsuz ilişkiden bir türlü çıkmıyoruz, çıkamıyoruz. Biliyoruz ama çıkamıyoruz. Ne senle ne de sensiz der gibi. Ya da ilişkilerde mış gibi yapıyoruz, hiç ilişki kurmuyoruz ya da kaçıyoruz ilişkilerden. Ya da her şey yolunda giderken, ya her şey de yolunda gidiyor, iyi bir ilişki. Hani bugün çok güldüm, kesin başıma kötü bir şey gelecek gibi, kesin bir şey olacak derken kehanet gerçekleşiyor ve ilişkiler bitiyor. Sabote etmeler olabiliyor. Dolayısıyla ilişkileri bir ardına yakıp yıkıyoruz. Heder olan bu ilişkiler içerisinde sadece kişiler mağdur olmuyor. Aynı zamanda ilişki mağdur oluyor. Aynı zamanda zaman mağdur oluyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Bu kara kutu nasıl oluşuyor? Filmin ta başına dönelim. Anne karnına dönelim. Anne karnındaki o rahatlık bittikten sonra anne ile ya da bakım verenle ilk ilişkiler kurulmaya başlıyor. İlk deneyimlerimizi, bakım verenle kurduğumuzdaki ilk deneyimlerimizi bedenimiz üzerinden alıyoruz. Yani beden beyne deneyim bilgilerini yolluyor. Rahat mıyım? İhtiyaçlarım gideriliyor mu? Bilgilerini beden yolluyor. Zaten travma literatüründe de zihin unutur, beden hatırlar lafı çok doğru bir laftır. Daha sonra zaman ilerledikçe, etkileşimler arttıkça bizim en son transantal roller dediğimiz annenin gözünden kendisine bakıyor. Eğer annenin gözünden kendisine baktığında iyiyim, değerliyim, seviliyorum bilgileri de gidiyor. Bütün bu bilgiler kara kutuda neredeyse bir navigasyon ağı gibi bir bilgi ağı oluşuyor, bir adres belirleniyor. Neye dair? İlerideki ilişkilerin güvenliği, kendisinin sevilip sevilmeyeceği, ötekinin iyi olup olmayacağına dair bilgi ağı oluşuyor. Peki nasıl etkiliyor? Bir deneyim yaşadığımızda, ilişki deneyim yaşadığımızda, biraz önce de söyledim, bu bilgiler açılıyor ve neredeyse geçmişin o beşikteki oluşan o çirkin yüzünü hem de zaman mührü olmadan, yani bu daha önceydi demeden şimdiki ilişkiliği etkileyebiliyor. Tabii bu etkilemeleri, anmaları görsel bir anı gibi düşünmemek lazım. Bunlar daha farklı düzeyde, belki de beden düzeyinde, belki de daha hissetmediğimiz düzeyde oluyor ve bugün ilişki bilim açısından baktığımızda biz ilişki sorunlarını iki ana eksende görüyoruz.
insanların yaşadığı romantik ilişkideki sorunları iki ana eksende toplayabiliriz. Dikey eksende genellikle güç sorunları görüyoruz, rekabet sorunları. Yatay eksende ise daha çok bağlanma sorunları. Orada mı, değil mi, değerli miyim, değil milerin gittiği bağlanma sorunlarını görüyoruz yatay eksende. Her iki eksen sorunları da olsun, ilişkiyle ilgili bir sorun yaşadığında iki reaksiyonla tepki veriyorlar. İki reaksiyon ortaya çıkıyor. Ya birinin peşinden koşuyoruz ya da kaçıyoruz. Sonuçta bu bizim geçmişteki o navigasyon ağı bizi buralara getiriyor. Peki bu kara kutuya biraz daha yakından bakalım. Bugün bizim kara kutu dediğim şey bizim örtük bellek dediğimiz bir tür bellek türüdür. Beynimizdeki diğer bellekten farklı, daha bilgileri kodlar ve beyindeki yeri de daha farklıdır. Burada sarı ve pembe olarak işaretlenen yer gibi. Özür dilerim. Peki örtük belleğe biraz bakalım. Örtük bellek adı üstünde farkında olmadan öğrendiklerimiz bilgilerin belleğidir. Örtük bilgidir. Hiç unutmayalım, bir şey farkında olmadan öğrendiysek farkında olmadan da hatırlayabiliriz. Bu belleğin 3 tane önemli aşaması vardır. Özellikle de ilk 3-4 yılda daha aktiftirler. Bu bellek 3-4 yılda daha aktif olması nedeniyle çok kadim eski bilgimizi kendimize dair, belki bilginin kendisini hatırlayamayız ama duygusunu hatırlarız. 3 önemli parçası vardır. Birinci parçası kas belleğidir. Yani bisiklete binmeyi öğreniriz. Bir kere öğrenmemiz yeterlidir. Bu bilgi orada kaydolur. Daha sonra yıllar sonra da binersiniz ama bir şekilde sendeleseniz de öğrenirsiniz. Bu bilgi oradadır. Kas hafızasıdır. İkinci parçası örtük belleğin hazırlama dediğimiz parçasıdır. Hazırlama bizim algılarımızı kararlarımız öncesinde hazırlar. Örneğin H ve Ç harflerini size verdiğimde direkt havuç olarak okuyabilirsiniz. Ya da bir markete gittiğinizde arkadan bir yörenin müzikleri çalıyorsa siz farkında olmadan o yörenin ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ya da bir renge maruz kalırsınız, örneğin kırmızı renge ve araba seçimi yaparken o renk arabayı seçebilirsiniz. Yani algılarınız farkında olmadan seçimlerinizi hazırlar. İkinci parçası da budur. Üçüncü parçası ise duyguların şartlandığı yerdir örtük bellek. Bu şu demek. Duygular sadece hissettiğimiz, bedende tanımladığımız şeyler değildir. Duygular tıpkı vücudumuzdaki kan dolaşım sistemi gibi, hormon sistemi gibi varoluşsal adaptasyon mekanizmalarıdır. Ve bellekle çok yakın ilişkileri vardır. Belleğin bilginin kodlanmasında, pekiştirilmesinde ve geri çağrılmasında duygular önemli yer kaplarlar. Örneğin negatif duygu çok daha hızlı kodlanır ve unutmaya daha dirençlidir. Hatta nötr bilgiye göre ilk 24 saatte bellek avantajı ortaya çıkar. Yani bu şu demektir. İlk 24 saat geçtikten sonra nötr bilgiyi unutabiliriz. Ama negatif bilgiyi bellek avantajı itibariyle daha dirençlidir unutmamız. Aynı zamanda duygu yerel ya da global işleme dediğimiz bilgiyi, yerel ya da global işleme dediğimiz önemli bir fonksiyonu da etkiler. Bu da şu demektir. Bir bilgiyi kodlarken beyin negatif bir duygu varsa, sanki o bilgiyi kaydeden kamerayı kendisine çeker, hatta zoomlar, çok daha küçük bir alanda ayrıntılı bir bilgi işleme yaptırır. Eğer daha pozitif bir duygu varsa kamerayı biraz daha öteye çeker, resmi daha büyük kaydeder. Bu şu demektir. Mesela mutluyken şarkının melodisini ama depresyondayken şarkının sözlerini hatırlıyorum lafı çok doğru bir laftır. Duygular aynı zamanda karar vericidirler.
Burası da çok önemli çünkü biz kararlarımızı muhakemeyle, düşünceyle verdiğimizi sanıyoruz ama kararlarımızı da nihayetinde duygularla veririz. Dolayısıyla örtük bellek bu mahiyette çok önemlidir. Peki, biz bu bilgiyi değiştirebilir miyiz? 2000 yılından öncesine kadar bu bilginin sanki tükenmez kalemle yazılan bir bilgi gibi değiştirilmeyeceğini düşünüyorduk. Ama Nader ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, bellek çalışmaları içerisinde önemli bir istasyon olmuştur. Onların yaptığı çalışma şu, fareye bir korku belleği oluşturuyorlar, korku bilgisi. Ve daha sonra fareye bir madde, farmakolojik bir ajan veriyorlar ve bilginin silindiğini keşfediyorlar. İşin ilginç yanı, bu çalışmanın ilginç bir yanı daha var. Eğer fareye bu bilgi, öğretilen bilgi hatırlatırsa, kısmi hatırlanırsa ancak bu ajan bu bilgiyi silebiliyor. Eğer hatırlatılmazsa fareye bu bilgi, bu ajan hiçbir işe yaramıyor. Bu şu demek. Bizim her hatırladığımız kötü şey, yaşadığımız her kötü deneyim ya da ilişkilerle ilgili yaşadığımız her türlü sıkıntı, travma aslında değişmek için, yenilemek için belleğin bize bir fırsatıdır. Yani bir fırsat penceresidir. Dolayısıyla biz her bu dosya açıldığında pozitif deneyimde kalarak ya da bu negatif bilgiye pozitif yeni bilgi ekleyerek, negatifi söndürerek değil, bu da önemli bir şeydir. Yeni bilgi ekleyerek ya da bunun ne kadarı şimdiyle ilgili, bunun ne kadarı geçmişle ilgili kısmına yer açarak, düşünerek, mesafe yer açarak ya da belki de bununla ilgili profesyonel destek alarak bu konuyla ilgili yardım alabiliriz. Tıpkı bu resimde olduğu gibi bir kapı açmak. Özür diliyorum. Unutmayalım ki geçmişi hatırlamayanlar onu tekrar yaşamaya mahkumdurlar ve unutmayalım ki yine belleğin izini ilişkilerin derinliğinde, sağlıklı karar vermede, dil becerilerinde, duygu durum düzenlemede ve bedende bulabiliriz. Teşekkür ediyorum.